millet için, bayrak için, vatan için, devlet için, evet deme. Hazır mısın ordu? Vakit tamam. İşte Anadolu'nun yiğit evladı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Sevgili ordulular, kıymetli hemşehrilerim, değerli kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. En son yaklaşık 2 yıl önce Ordu Giresun Havalimanı'nın açılış töreninde sizlerle bir arada olmuştum. Türkiye'nin İlk dünyanın deniz üzerine inşa edilmiş sayılı havalimanlarından olan bu projeyi sizlerin hizmetine sunmuştuk. Geçtiğimiz yıl 781 bin kişi bu havalimanını kullandı. Nasıl, havalimanından memnun musunuz? Güzel mi? Maşallah. İnşallah bundan sonraki süreçte de bu havalimanı gerek ordu gerekse Giresunlu kardeşlerime çok daha büyük hizmetler verecek. Asinayi'nin, gıda sanayinin lokomotif şehri olan ordunun önünde bu havalimanıyla yeni bir dönemin açıldığına inanıyorum. Ordu çok daha büyük hizmetler için 16 Nisan'da evet demeye hazır mı? Ordu çocuklarının geleceği için 16 Nisan'da evet sandıklarını patlatmaya hazır mı? Ne diyor o güzel ordu türküsünde? Alıştığınızı söylemeyeceğim bugün, başka söyleyeceğim. Ordunun dereleri karayosun bağlıyor. Kalk gidelim sevdiğim, anam evde ağlıyor. Doğru söyledim mi? Ordu bir daha analar evde ağlamasın diye, bir daha geçmişteki acılar yaşanmasın diye 16 Nisan'da evet diyor mu? Orduya da böylesi yakışır. Kardeşlerim, ben de sizlerle gurur duyuyorum. Kardeşlerim, biz milletimize hizmet aşkıyla çalışırken meğer birileri de ülkemize tuzak kurmanın hesaplarını yapıyordur. Nitekim son 2 yılda o günden bugüne ülkemizde pek çok hadise yaşandı. 7 Haziran seçimlerinde hiçbir partinin iktidara gelecek çoğunluğu sağlayamaması üzerine yaşananları hatırlıyorsunuz değil mi? Türkiye'nin zayıf düştüğünü, sendelediğini sanıp üzerimize sırtlanlar gibi saldırdılar. Bölücü terör örgütü çukur eylemleriyle kanlı yüzünü gösterdi. DAEŞ sınırlarımızı taciz etmeye başladı. FETÖ bulanık suda balık avlama hevesine kapıldı. Milletimizden aldığımız destek ve anayasada yer alan yetkilerimizle hemen duruma el koyduk. Ülkemizi yeniden seçime götürdük. 1 Kasım'da Türkiye yeniden istikrarlı bir siyasi iklime girdi. Ama 4-5 aylık belirsizlik döneminin faturası çok ağır oldu. Bu dönemde başlayan terör eylemlerinde bugüne kadar güvenlik görevlisi ve vatandaşımız olarak 1300'ü aşkın şehit verdi. Terör örgütlerinin başını ezme yolunda önemli bir mesafe kat etmişken bu defa 15 Temmuz'da tarihimizin
en ağır ihanetiyle karşılaştık. Bu darbe girişiminde de 249 kardeşimiz şehit oldu. Ordunun terörle mücadelede asker ve polis olarak 17 şehidi var. 15 Temmuz darbe girişiminde iki ordulu kardeşimiz şehit edildi. Bu vesileyle bir kez daha tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Ruhları için El Fatiha. Gençler, dün İstanbul'da Milli İrade Platformu'nun düzenlediği toplantıda şehit yakınlarımız ve gazilerimizle birlikteydik. Onların vakarlarını, metanetlerini, güçlü duruşlarını gördükçe ülkemin geleceğine olan güvenim arttı. Ordu 16 Nisan'da şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmak için evet diyor mu? Ordu 16 Nisan'da gazilerimize olan şükran borcunu ödemek için evet diyor mu? Sakın ha, benim bir oyumdan ne olacak demeyin. Bak, pazar günü herkes sanda. Kimse bu işi ihmal etmeyecek. Herkesi giden gitmeyen arayacaksınız. Bulacaksınız, sandığa götüreceksiniz. Ankara'da, İstanbul'da, nerede akraba varsa, hemşehri varsa arayacaksın. Ula Ahmet, oyunu kullandın mı? Soracaksın. Niye? İhmal yok. Ki eze eze gelelim. Batıya cevap olacak, tamam mı? Bizdeki inşallah. Ben sizlerle gurur duyuyorum. Unutmayın. Bir mıh, bir nalı. Bir nal, bir atı. Bir at, bir komutanı, bir komutan, bir vatanı kurtarır. Bir oy da yeri geldiğinde ülkenin geleceğini belirler. Onun için 16 Nisan'da tek bir oyun bile ziyan olmasına izin vermeyin. Kardeşlerim, elhamdülillah çok büyük bir terör mücadelesi veriyoruz. Şurada 20 ayda 11 bine yakın teröristi etkisiz hale getirdik. Şu ordunun dağlarında, Giresun'un dağlarında teröristlerin buralara sızma planlarını biliyorsunuz değil mi? Bunların belini kıracağız. Bunları gömüyoruz, gömeceğiz. O açtıkları çukurlara Güneydoğu Anadolu bölgesinde gömdük, gömüyoruz. Çünkü bu milletin huzurunu kaçırmayacaklar. Kaçıramayacaklar. Bu milleti, bu ümmeti bölemeyecekler. Ezanlarımızı susturamayacaklar. Onun için de bunların üzerine gitmek ve pazar günü bunun için ne yapıyoruz? Oyumuzu kullanıyoruz. Evet mi? Kardeşlerim, sadece terör örgütleriyle değil, son yıllarda ekonomide de içeriden ve dışarıdan ayağımıza pek çok çelme takıldı. Bu çok yönlü saldırılar karşısında en iyi savunma hücumdur anlayışıyla kabuğumuza çekilmek yerine sahaya girmeye karar verdik. Terör örgütlerini ülkemizden kazımak için kamudan özel sektöre, sivil toplum örgütlerinden eğitime kadar her alanda büyük bir mücadele başlattık. Hem FETÖ'yü, hem PKK'yı, hem DHKPC'yi hedef alan bu mücadelede açıkçası kimsenin gözünün yaşına bakmadık. Bakmayacağız. Çünkü mesele şu veya bu şahsın meselesi değildir. Mesele ülkenin ve milletin bekası meselesidir.
bu süreçte atılan her adım hukuk içinde atılmıştır. Ve bundan sonra da hukuk içinde atılmaya devam edecektir. Diğer taraftan ülkemize yönelik terör kuşatmasının merkezi haline gelen Suriye'de de önemli bir operasyon başlattık. Fırat Kalkanı Harekatı Kurtuluş Savaşımızdan beri Kıbrıs'tan sonra ikinci defa hakkımızı, hukukumuzu kendi gücümüzle, kendi askerimizle aradığımız bir operasyondur. Artık sahada olan Türkiye masaya çok daha güçlü şekilde oturma imkanına sahiptir. Hani hep sorup duruyorlar ya, ana muhalefetin başındaki de soruyor. Önce diyor ki niye gitmediniz, gidin. Daha sonra da orada ne işiniz vardı diyor. Akşam başka, sabah başka. Bir yalan makinası. Kardeşlerim, 16 Nisan'dan sonra ne olacak diye... Hani hep sorup duruyorlar ya 16 Nisan'dan sonra ne olacak diye. 16 Nisan'dan sonra Türkiye terör örgütlerine ve onları kullanan güçlere karşı çok daha kararlı bir şekilde çıkabilecek. Evet mi? İşte sizin bu evetleriniz var ya, bunlar olduğu sürece Allah'ın izniyle onlar yaptıklarına, yapacaklarına pişman olacaklar. Türkiye artık 7 Haziran'daki gibi belirsizlik dönemlerini yaşamayacaktır. Çünkü Türkiye artık 1990'lı yıllarda koalisyonların yol açtığı kaos dönemlerini yaşamayacaktır. Çünkü Türkiye artık yürütmesiyle, yasamasıyla, yargısıyla hedeflerine kilitlenmiş bir şekilde yoluna devam edecektir. Ordu 16 Nisan'da Büyük Türkiye için evet mi? Ordu 16 Nisan'da Güçlü Türkiye için evet mi? Ordu 16 Nisan'da Müreffeh Türkiye için evet mi? Ordu 16 Nisan'da İstikrarlı Türkiye için evet mi? Evet mi? Evet mi? Evet mi? Allah'ın izniyle pazar akşamı inşallah bu bayramı beraber kutlayacağız. Hiç şüphem yok. Hiç şüphem yok. Bu rahmet onun müjdecisidir. Çamalan yaylasına giden yolun üzerindeki gelin kayalarını ve onun hikayesini biliyorsunuz değil mi? Bu kayalar baba ahı alan bir gelinin kafilesine benzetilir. İşte bunun gibi bu ülkenin, bu milletin ahını alanların da iflah olması mümkün değildir. Öyle mi? Türkiye'ye ihanet eden taş kesilir, taş. Türk milletine ihanet eden taş kesilir, taş. 16 Nisan'da bu halkın ahını alanlar yine taş kesilecekler ve sandığa gömüleceklerdir, hiç endişeniz olmasın. Kardeşlerim, Türkiye istismar siyasetinden çok çekti. Bu millet için taş üstüne taş koymamış nice siyasetçiler sadece belli kesimlerin hassasiyetlerini istismarla yıllarca kendi ikballeri için çalışmışlardır. Halbuki bizim siyasetimiz daima hizmet siyaseti olmuştur. Biz bu millete efendilik yapmadık. Efendi olmaya gelmedik. Biz bu millete hizmetkar olmaya geldik. Bizim derdimiz var. Bizim bu millete aşkımız var. Bunun gereğini yerine getiriyoruz. İşte geçtiğimiz 14 yılda neler kazandırdığımızın en yakın şahidi sizlersiniz. Eğitimden sağlığa, ulaşımdan toplu konuta, adaletten emniyete, enerjiye, gıda tarıma yönelik
tarihin en büyük yatırımlarını yaptık. Orduya 14 yılda yaptığımız kamu yatırımlarının tutarı ne biliyor musunuz? 17 katrilyon Türk lirası. 17 katrilyon. Bugüne kadar gelen hangi iktidar orduya böyle bir yatırım yaptı? Bitenleri bir kenara bırakıyorum. Onları günlük hayatınızda zaten kullanıyorsunuz, yaşıyorsunuz. Ordunun trafiğine önemli katkısı olacak çevre yolunu inşallah bu yıl tamamen bitiriyoruz. Tamamlanan 30 sağlık tesisine ilave olarak orduya 800 yataklı bir devlet hastanesini kazandırıyoruz. Yani Kılıçdaroğlu'nun o hani SSK Genel Müdürlüğü yaptığı hastaneler gibi değil ha. Pırıl pırıl. 5 yıldızlı otel gibi. Ve benim ordulu hemşehrime insanca tedavi imkanlarının sağlandığı hastane. Ama tabii Kılıçdaroğlu'na sorarsan o hemen pası siyasilere atıyor. Sen oraya niye geldin ya? Senin görevin ne? Genel müdürsün. Sen genel müdür olarak görevini yaptın mı? Önce onu söyle. Diyor ki böyle böyle diyor işte bütçe. Bütçeyi sen hazırlayacaksın. Hazırlayıp getirip siyasetçinin önüne koyacaksın. Ondan sonra o değerlendirmesini yapacak. Ya onay verecek ya git şunu da düzelt diyecek. Ama adamın hayatı başka türlü çalışmış. Sadece yan gelip yatmış. Bunlardan bir şey olmaz. Hep söylüyorum. Ver beş koyunu kaybeder gelir. İnşallah 2019 sonuna kadar bu hastanede hizmete girecek. Orduyu da içine alan Doğu Karadeniz Gelişim Projesi'ni 2019 yılına kadar 30 milyar liralık eski rakamla 30 katrilyon liralık bir yatırımla tamamlamayı hedefliyoruz. 16 Nisan 81 vilayetiyle tüm Türkiye için her alanda yeni bir başlangıç olacaktır. 16 Nisan'da evet çıkmasıyla daha büyük projeleri konuşacağımız, daha büyük yatırımları hayata geçireceğimiz, daha çok insanımızı istihdam edeceğimiz bir döneme gireceğiz. Hep örnek veriyorum. Burada da tekrarlamak istiyorum. Şayet Türkiye 1991 yılından beri tek partili dönemlerin istikrarıyla yönetilmiş olsaydı bugün bulunduğumuz yerin iki kat ilerisinde olacaktık. Biz göreve geldik. 2002'nin sonu. O zaman kişi başına milli gelir 3400-3500 dolardı. Şimdi 11 bin dolar. Nereden nereye? Eğer o tek partili dönemlerin sağlıklı dönüşüm olsaydı bu rakam şu anda 22 bin dolar olacaktı. İstihdam sayımız 27 milyon değil 35 milyon olacaktı. 35 milyon olsa fena mı olurdu? Ama bunlardan dolayı işte bunlar olamadı. 16 Nisan'da evet oyu çıkmasıyla hayata geçecek yeni yönetim sistemimiz bu sürecin önünü açacaktır, tamam mı? Bizimle benzer şartlara sahip ülkelerin 1960'lı 70'li yıllarda gerçekleştirdikleri yönetim reformuna biz ancak 2017 yılında kavuşabileceğiz. İşte pazar günü onun adımını atıyoruz. Buna hazır mıyız? Ordu 16 Nisan'da evet diyerek 2023 hedeflerine sahip çıkıyor mu? Ordu 16 Nisan'da evet diyerek geleceğine sahip çıkıyor mu? Ordu 16 Nisan'da evet diyerek daha büyük projeler, daha büyük yatırımlar için nefes tazeliyor mu? Kardeşlerim, Karadeniz ne kadar hırçın bir denizse Karadeniz'de o kadar vefalıdır. Vefanıza hayranım. Sizin bu vefanız İstanbul'un vefa semti değil ha.
Bu gönülden gelen vefa. Tarihin her döneminde Karadeniz mazluma, mağdura sahip çıkmıştır. Ama aynı zamanda Karadeniz ihaneti, riyakarlığı, arkadan vurmayı da asla kabul etmemiştir. Bunlara tevessül edenler Karadenizli'den cevabını daima almıştır, alacaktır. Bunu da böyle bilsinler. Bugün de ülkemiz içeride ve dışarıda birçok tehditle karşı karşıyadır. Şimdi biz Suriye'de Cerablus'tan girdik mi? Girdik. Niye? Orada PYD diye bir terör örgütü vardı. Bir DAEŞ vardı. Bunları silip süpürmemiz lazımdı. Zira Gaziantep'te 53 kardeşimiz şehit edildi. Artık duramazdık. Gittik, gördük, ziyaret ettik. Hemen döndük, kararımızı verdik. Artık dedik operasyonu yapacağız. Özgür Suriye ordusuyla beraber girdik. Ve DAEŞ'i Cerablus'tan sildik attık. Oraya oranın halkını yerleştirdik. Bir taraftan da Errai'ye girdik. Errai'den de DAEŞ'e attık. Ama durmadık. Dabık denilen tarihte bizim Merci Dabık diye okuduğumuz o Dabık var ya, oraya indik. Oradan da DAEŞ'e attık. Baktık ki yetmiyor. DAEŞ devam ediyor. Ve nerede DAEŞ? Elbap. Oraya da ineceğiz dedik. Ve Elbap'a indik. Elbap biraz uzun sürdü çünkü önemli bir merkezdi. Orayı da temizledik. Şu anda Elbap'ta da Elbap'ın kendi halkı var. Orada halloldu. Şimdi Münbiç'i konuşuyoruz. Kılıçdaroğlu soruyor. Ne işin var orada diyor. Ne işimizin olduğunu öğreneceksin. Biraz daha sabret. Siyaseti öğrendikten sonra herhalde bunu öğreneceksin ama bu da çok geç olacak. Zira biz yolumuza inanarak devam ediyoruz. Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok. Ama mağdurun, mazlumun toprağını da kendilerine teslim edeceğiz. Çünkü buradan bize bir tehdit var. Bu tehdidi ortadan kaldıracağız. Onun için de şu anda gerek koalisyon güçleri, gerek Rusya hepsiyle görüşmelerimiz devam ediyor ve bu görüşmelerle birlikte bir taraftan da yolumuza devam ediyoruz. Ve ne PYD'yi ne YPG'yi biz sınırlarımızda asla barındırmayız. Bazıları soruyor devlet kuracaklar mı? Haşa. Onlara oralarda devlet kurdurtmayız. Bunu da herkes bilsinler. Dünya alem bilsin. Dünyada ve bölgemizde yeniden yapılanma sancılarının yaşandığı bir dönemde gözlerini ülkemize dikenler karşılarında 80 milyon vatandaşımızı en başta da Karadenizlileri bulacak. Var mıyız buna? Çanakkale'de, Kutulamare'de, Trablusgarp'ta, Kurtuluş Savaşı'nda vatanına sahip çıkan milletimiz bugün de aynı kararlılıkla tetikte beklemektedir. 15 Temmuz gecesi vatanına sahip çıkmak için darbecilerin önüne geçen kardeşlerimiz işte bu ruhla hareket etti. Ama bir taraftan Marmaris'ten çağrıyı yaptım. Bütün milletim benim meydanlara döküldü. Havalimanlarına geldi. Ben 3.30 filan Yeşilköy'e indim. Ve tabii üzerimizden F-16'lar yoğun bir şekilde geçiyor. Helikopterler geçiyor. Geldik, 1. Ordu Komutanımız, valimiz, oturduk şöyle bir değerlendirme yapıyoruz. Bir iki bakan arkadaşımız değerlendirmeyi yaparken oradan bir tane vatandaşımız dedi ki Cumhurbaşkanım az önce VIP salonundan Kılıçdaroğlu geçti. Hayırdır ya, nereye geçti? Geçti. Tabii biz ne oldu, ne gitti bilmiyoruz. İnanın o şekilde bir durumun olduğunu bilmiş olsaydım bakışım daha farklı olurdu.
Ve buna rağmen 7 Ağustos'ta kendisini Yenikapı'ya çağırdım. Davet ettim. Önce bana olumsuz cevap verdi. Red cevabı verdi. Fakat daha sonra herhalde çok baskı yedi. Dayanamadı bu baskılara. Ve Cuma günü bize katılabileceğini bildirdiler. Kardeşlerim, 7 Ağustos'ta yaptığı konuşmayı bir araştırın, inceleyin, dinleyin. Aradan bir hafta 10 gün geçti. Yenikapı ruhunu eleştirmeye başladı. Çünkü bunun dünyasında birlik yok. Beraberlik yok. Dayanışma yok. Fakat Yenikapı ruhuna işte bizler, Sayın Binali Yıldırım, Sayın Bahçeli hep birlikte el ele verdik, bu yola yürüdük, yürüyoruz. İşte parlamentoda şu andaki yeni yönetim sistemi AK Parti ve MHP'nin dayanışmasıyla geçti. Parlamento işi bitirdi. Şimdi görev kimde? Kimde? Heh, şimdi millet görevini yapacak. Kardeşlerim, buna hazır mıyız? Bak şurada artık bir şey kalmadı ha. Yarın Cuma. Cumartesi. İki gün. Kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Durmak yok. Gazi Mustafa Kemal'in İstiklal albümümüzde uyguladığı hattı müdafaa yoktur, satı müdafaa vardır. O satı bütün vatandır ifadesi 15 Temmuz'da bir kez daha ete kemiğe bürünmüştür. İşte şu anda bizler, Sayın Yıldırım, Sayın Bahçeli, şahsım, tüm bakan arkadaşlar, milletvekilleri hep beraber 81 vilayeti dolaştık. Dolaşıyoruz. Niye? Çünkü her yere gidelim. Televizyon kanallarıyla anlatalım. Kimse ben şunu bilmiyordum, duymadım demesin. Her şeyi artık öğrendiniz herhalde, değil mi? 18 maddeyi biliyorsunuz, değil mi? Ama birileri hala bilmiyor. Birileri hala muhtarlıkları kapatmaktan bahsediyor. Lokantaları kapatmaktan bahsediyor. Çıkmış utanmadan, sıkılmadan başkan 50 tane, 500 tane, 1500 tane başkan yardımcısı atayacak diyor. Ey Kılıçdaroğlu, biz başbakan olduğumuz zaman 36 bakan vardı. Biz bunu 25'e indirdik ya. Biz devlet nasıl yönetilir bunu biliriz. Ama senin bunlardan haberin yok. Bunlardan haberin yok. Onun için Türkiye'yi biz böyle büyüttük. Bugüne böyle getirdik. Hiç şöyle denize döndüğünüz zaman bir şey görürsünüz. Göreve geldiğimiz zaman şu Samsun, Sarp, sahil yolunun %35'i bitmişti. Ve biz geldik, sahil yolunu biz bitirdik. Biz buyuz ya. Biz buyuz. Ama sizler gibi yürekli Karadeniz hemşerilerim olduktan sonra, bacılarım olduktan sonra Akif ne diyor? Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın. Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın. İşte benim vatandaşım, benim kardeşlerim tankların önünde durdu mu? Tankların altına yattı mı? Bacıları mı tanklar paramparça etti? Ama onlar kaçmadılar. Yılmadılar. Üzerine üzerine gittiler. Ama onlar bir şey biliyorlardı. Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber, sana avuşunu açmış duruyor peygamber. İşte onlar peygambere yürüyorlardı. Bunu biliyorlardı. Ona inanan işte karşısındakileri pes ettirirdi, ettirdi.
Kardeşlerim, peki kim hayır diyor? Kandil hayır diyor. Başka? FETÖ hayır diyor. Değerli kardeşlerim, şimdi İmralı ne diyor? Hayır diyor. Şimdi söyle bana arkadaşını, söyleyeyim sana kim olduğunu. Öyle mi? Peki sevgili peygamberimiz ne buyuruyor? El mer'u ma'a men ahabbe. Kişi sevdikleriyle beraberdir. Öyle mi? Şimdi ben de buradan diyorum ki Kılıçdaroğlu saptırma. Diyorsun ki hayır diyenlere terörist dedi. Hayır. Hepsini anlayışla karşılarım. Ama bizim bir de uyarma görevimiz var. O görevimizi yapıyoruz. Yapacağız. Bilsin. Yani bunu Kandil niye istiyor? İmralı niye istiyor? Bunlar bu ülkeyi bölmediler mi? Bu ülkeyi parçalamak için gayret etmediler mi? Bu ülkeyi bölmek, parçalamak isteyenlerle beraber olmak herhalde bir ikazı gerektirir, değil mi? Yaptığımız bu. Biz uyaralım. Sonra demesinler ki ama siz bizi uyarmadınız ki, işte biz o görevi yerine getiriyoruz. Bitmedi. Bakın 15 Temmuz Şehitler Köprüsü var ya, o yapılırken bu hayırcılar ona da hayır demişti. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne de hayır demişlerdi. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü yaptık, ona da hayır dediler. Boğaz'ın altından Marmaray var ya, 3 yılda 200 milyon insan geçti oradan. Ona da hayır dediler. Avrasya Tüneli'ne de hayır dediler. Osman Gazi Köprüsü'ne de hayır dediler. Biz bunlara rağmen bütün bu eserleri yaptık. Yapmaya devam edeceğiz. Bak şimdi de 18 Mart Çanakkale Köprüsü'nü yapıyoruz. Bunlara rağmen yapıyoruz. İşte 25 tane havalimanı. Ne oldu? 59 oldu. Devam. Yapacağız. İşte inşallah Rize Artvin, o havalimanı da aynen Ordu Giresun Havalimanı gibi başladı, temeli atıldı. Yapacağız. İnşallah tüm illerimizde, 81 vilayette, 181 üniversitemiz var. 270 bin derslik yaptık. Eğitimde, sağlıkta sıçramalar devam etsin. Bütün büyük vilayetlerimizde, hepsinde bir defa şehir hastaneleri yapılacak. Başladı. Açılışlar da başladı. Bak bu arada Mersin'i açtık. Isparta'yı açtık. Yozgat'ı açtık. Geçenlerde Balıkesir'i açtık. Devam edecek. Niye? At binenin kılıç kuşananındır. Bu millete bu güzellikler yakışır. Bunları yapacağız inşallah. Daha güzelleri olacak. Şimdi ordudan öyle bir ses verelim ki bize kem gözle bakanlar daha çok rahatsız olsunlar. Hazır mısınız? Tek millet için evet mi? Tek bayrak için evet mi? Tek vatan için evet mi? Tek devlet için evet mi? Kardeşlerim, Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Gürcüsüyle, Abazasıyla, Boşnağıyla tek millet. 80 milyon tek millet. Biz yaradılanı yaradandan ötürü sevdik. Bizim farkımız bu. Alevi Sünni ayırmadık. Bunlar ayırırlar. Bunlar başı açık, başı örtülü ayırdılar mı? Ayırdılar. Benim başörtülü bacılarımı üniversite kapılarından kovdular mı? Kovdular. Utanmadan, sıkılmadan şimdi yalan söylüyorlar. Bunu siz yaptınız. Yaptınız. Ben başörtülü kızların babası olarak, kızlarım üniversiteye giremedi bu ülkede.
Oğlum İmam Hatip mezun olduğu için bu ülkede kat sayısı mağduru oldu. Okuyamadı. Şimdi böyle bir engel var mı? Bunları kaldırdık mı? Başı açık, başı örtülü böyle bir sorun var mı? Biz insan olarak bakıyoruz ya. Bütün vatandaşlarımızın hakkı, hukuku bizim teminatımızdır. Böyle bakacağız. Ve sizlerden şimdi sadece başarı istiyoruz, başarı. Tamam? Kardeşlerim, bayrağımız üzerinde asla spekülasyon yapılamaz. 780 bin kilometre kare vatan topraklarımızda kimse ameliyat yapamaz. Yaparsa tendürekte olduğu gibi inlerine girdik giriyoruz. Cudi'de olduğu gibi inlerine giriyoruz. Gabar'da olduğu gibi inlerine giriyoruz. Bester Deresi'nde olduğu gibi inlerine girdik giriyoruz ve gireceğiz. Bunları evelallah bu ülkeden temizleyeceğiz. Ya gidecekler ya gidecekler. Kardeşlerim, ordu neye ve niçin evet dediğini çok iyi biliyor. Peki hayır diyenler niye hayır dediklerini, kimlerle birlikte hayır dediklerini biliyor mu? İşte az önce de söyledim. PKK'nın güdümündeki partinin hayır dediği, FETÖ'nün ve ruhunu bir dolara satmış olanların hayır dediği, Avrupa ülkelerinin çoğunun hayır dediği bir yerde insan hayır demeye utanır ya. Üstelik anayasa değişikliğine karşı çıkanların çoğu bu paketin içinde ne olduğunu bilmiyor. En başta ana muhalefetin başındaki bilmiyor. Bilmedikleri için de 18 maddelik değişikliğe 180 yalan uydurup milletin kafasını bulandırmaya çalışıyorlar. Kardeşlerim, biz bu zatı işte geçmişteki icraatlarından tanıyoruz. Onun için ben bunları artık geçiyorum. Seri bir şekilde şimdi iki günümüzü değerlendireceğiz. Vakit kaybetmeyeceğiz. Onun için yoğun bir şekilde orduyu takip edeceğim pazar akşamı. Bakalım ordudan ne kadar evet çıkacak. Kardeşlerim. Benim ordudan beklentim şu. Ordudan beklentim şu. Bir olacağız. Beraber olacağız. İri olacağız. Diri olacağız. Kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız. Ve diyorum ki AK Parti'ye gönül veren kardeşlerim, MHP'ye gönül veren kardeşlerim, Büyük Birlik Partisi'ne gönül veren kardeşlerim, Saadet Partisi'ne gönül veren kardeşlerim, CHP'ye gönül veren kardeşlerim, gelin bu birliğimizi bozmayın ve Batı'ya güzel bir cevap verin. Bakın bugün Batı'nın bütün dergilerinde, gazetelerinde bu kardeşinize yine hepsi büyük bir saldırı içerisinde. Ama Türkçeyi bu arada öğrendiler ha. Bayağı gelişme var. Ve İsviçre'de işte parlamento binasının önünde olanı biliyorsunuz. Poster, benim posterimin yanında da şakama silahı dayamışlar. E şimdi bunlar hayırcı. Bunlara gereken cevabı Türkiye'den vermemiz gerekmiyor mu? Beğenirsin beğenmezsin Erdoğan'ı. Ya sen her şeyden önce bu milletin bir ferdisin ya. Bunlara gereken bir cevabı vermek gerekmiyor mu? Onun için pazar günü akşamı çok önemli. Ve Batı, hani biz maçlarda filan tribünlerde bunu çok dinlerdik. Avrupa, Avrupa duy sesimizi diye. İnşallah Avrupa pazar akşamı sesimizi duyacak. Tam duyacak. Ve o zaman zaten bu ülke hakikaten pek uğraşılacak ülke değil diyecekler. Ve bizler de 16 Nisan'da inşallah alınacak bu neticeden sonra Türkiye
eski Türkiye değilmiş. Bunu onlara göstereceğiz. Dinliyor, dinliyor. Şu anda dinliyorlar, hiç merak etmeyin. Şu anda dinliyorlar. Bu muhteşem kalabalığı zaten onlar izliyor şu anda. Dün Erzurum'daydım. Muhteşem bir katılım. Bir gün önce Şanlıurfa'daydım. Muhteşem ve muhteşem bir katılım. İzmir öyle. İstanbul öyle. Bunların hepsini izliyorlar. Ne söylediklerimizi de görüyorlar. Artık %15'le, %20'yle bu ülkede başkanlık, başbakanlık yok. %50 artı biri alırsan oraya gelirsin. Şimdi gençler sizi de kıskanıyorlar. Sizi parlamentoya sokmak istemiyorlar. Biz de diyoruz ki gençler parlamentoya girecek. Var mıyız? Hazır mıyız? Ona göre bu seçimin asıl önemli olan kararı genç, dinamik bir parlamentonun inşallah ilk tohumlarını atacağız. Sadece erkekler girmeyecek, genç bayanlar da girecek. Onun için bu hesapları alt üst edeceksiniz. Tamam. Hazır mıyız buna? Dünyada 18 yaşındaki seçilme hakkına sahip de Türk milletinin genci niye sahip olmasın? 22 yaşında bakan oluyor ya Avrupa'da. 25 yaşında dışişleri bakanı oluyor ya Avrupa'da. Niye benim ülkemde olmasın? Niye benim ülkemdekileri kıskanıyorsunuz? Bunların önünü açıyoruz. İnşallah bunu da bu pazar günü hallediyoruz. Biliyorsunuz bu seçim tabii ki 2019'un Kasım'ında. Ondan sonra süreç başlayacak. Ancak Kılıçdaroğlu'nun ben Yeşilköy Havalimanı'ndan kaçışını hala anlamıyorum. Hala cevap veremedi. Ya bir cevap versene. Bakırköy Belediye Başkanlığı'nın evine gittin. Hani sen tankların önüne darbe olursa ilk defa ben çıkarım diyordun ya. Versene cevabı. Bak kaç gün oldu hala cevap yok. Hala cevap yok. Sandıklarda ona gerekli olan soruyu biz soracağız. Biz. Hazır mıyız buna? Otel odalarında, medya patronlarının yalılarında yapılan pazarlıkları biz biliriz. Hükümetlerin yıkıldığı, hükümetlerin kurulduğu dönemler artık bitiyor. Artık hükümeti sandıkta doğrudan kim kuracak? Millet kuracak. Şimdi bu dönem başlıyor. Diyor ki yasama organı kalkıyor. Bırak bu yalanları. Yasama organının kalktığı falan yok. Yasama organı daha da güçlü hale geliyor. Böyle yasama organını feshetmek, meshetmek bunu da geç. Seçimlerin yeniden düzenlenmesi noktasında şüphesiz ki Cumhurbaşkanı'nın bir yetkisi var. Benzer yetki aynı şekliyle kimde var? Parlamentoda var. Ve şu anda vatana ihanetten Yüce Divan'a giden bir Cumhurbaşkanı varken yeni dönemde kişisel suçlar sebebiyle de parlamentoda belli çoğunluk temin edilince yine ne yapılıyor? Yüce Divan'a gidebiliyor. Bu bir denetim gücüdür. Bir de uzlaşma geliyor parlamentoya şimdi. Hakimler Savcılar Kurulu parlamentodaki uzlaşmayla olacak. Şu ana kadar parlamentonun kardeşlerim Hakimler Savcılar Kurulu'na üye verme yetkisi bile yoktu. Ama şimdi Cumhurbaşkanı 4 üye verirken parlamento kaç üye verecek? Kaç? Bu işi benim milletim öğrenmiş ya. Bitirmiş işi. 7 üye de millet meclisi verecek. Kim adına? Olay bu. Evet şimdi artık ses pazar günü inşallah sandıkta milletin sesi. Hazır mıyız? Haydi bakayım şu ellerinizi bir göreyim. Beraber yürüdük biz bu yollarda.
Beraber ıslandık yağan yağmurda. Şimdi dinlediğim tüm şarkılarda bana her şey sizi hatırlatıyor. Bana her şey sizi hatırlatıyor. Bana her şey orduyu hatırlatıyor. Günümüz kutlu olsun. Bu akşam inşallah ortak yayındayız. Beyaz TV, Net, TGRT. Üç televizyonla bir ortak yayınımız olacak. Yarın akşam inşallah TRT'de olacağız. Yine TRT'nin tüm ortak kanallarıyla yine son bir mülakatımızı yapacağız. Evlerinize misafir olmak istiyorum. Değerlendirmelerimizi yapalım. İnşallah 16 Nisan milletimiz için yeni bir milat olsun diyorum. Teşekkürler ordu.